birinci tur, ikinci tur meselesinin üzerinde durmak istiyorum. Çünkü birçok kişi, bilenler de bu seçim ikinci tura kalmayacak diyor. Anketçiler de bunu söylüyorlar, araştırmacılar. Çok emin bir şekilde ikinci tura kalmayacak diyorlar. Oysa Sinan Oğan ve Muharrem İnce ikinci tura kalacak, biz iyi oy alacağız diyorlar. Şimdi bu iki yeni adayın çıkmasıyla Erdoğan'ın aradan sıyrılıp birinci turda bitirmesi mümkün değil mi? İkinize de soruyorum. İkinize de soruyorum. Sayın Süheyl Batum'la başlayalım kısaca. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Evet, anayasa hukuku, deneyimli bir anayasa hukukçusu. Siyaset bilimcisi de değilim, hukukçuyum. Ama bu yaşa kadar Türkiye'de 77'den beri oy kullanmış bir insanım. Çok net söylüyorum. Ben anketlerin büyük çoğunluğuna itibar etmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle ve kesinlikle 40'a bile MHP'nin oyuyla yaklaşacağına yani ihtimal vermiyorum. Yalnız bir tek şeye çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tek şeye, kim ne derse desin, onu da halk yapacaktır ve 6 partinin olmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum burada. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanırken dikkat edin. Aynı yani benzer Yüksek Seçim Kurulu olmazı yaptı. Herkes diyordu ki olmaz ya, yapar mı? İnanılmaz hukuksuz bir şekilde iptal etti. Buna rağmen Türk milleti yeter artık dedi. Yeter artık dedi. O gün nasıl tutup, o gün nasıl bütün insanlar, partiler şeye destek verdilerse halk, şimdi aynı şekilde sandıklarını tutmak zorundalar. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu son 2 günde gösterdi ki o da hayat memat mücadelesi veriyor. Yani yanlış anlaşılmasın, hayat memat mücadelesi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmaması durumunda her şeyin başına gelebileceğini biliyor. Artık onu da kabul etmiş vaziyette. O yüzden bu propaganda süreçlerine, oyların verilmesine çok dikkat edildiği takdirde ben ikinci tura kalacağını tahmin etmiyorum. Ama yine de özellikle Muharrem İnce, yani o yüzden söylüyorum, bu çok önemli bir seçim. Tam şeye de geldik. Bu artık 2015'teki hataya da benzemiyor, 2017'deki hataya da benzemiyor, 1994 seçimlerine benziyor yerel yönetim. Dolayısıyla artık bir şeyde toplayıp bu sistemi yerine Atatürk'ün kurduğu demokratik hukuk devletini, cumhuriyeti tekrar getirebilmek için tek gün diye düşünüyorum. O yüzden ben 14 Mayıs'ta da işin biteceğini ve bu hükümetin bütün bu kurumları mahveden sistemi gideceğine inanıyorum. Sorunun cevabı verildi mi bu arada? Yani 4 adayla birinci turda bitme... Yani ben inanmıyorum dedim. Yani o kadar oy alacaklarına, bölecek kadar oy alacaklarına inanmıyorum. Yani ben şu anda 60 falan alabileceğini düşünüyorum şeyin, muhalefetin. Yani 60 falan alabileceğini düşünüyorum muhalefetin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Cumhurbaşkanlığı 60'a falan yaklaşacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu? Yani işte altılı, bu Millet İttifakı'nın. Evet, yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının. Alabileceğini düşünüyorum. Çünkü aldıkları oyları da koyduğunuz zaman bir tek bunların tabii tek aday üzerinde birleşebilmesi önemli. Ama görünen o ki işte şimdi de dinlediğimiz, o rahat rahat birleşebilecek. Halkta da böyle bir istek var. Ve bu 60'tan yani fazla alırsınız. Ne bileyim ben işte şey alırsınız, 4 alırsınız, 3 alırsınız, 57'ye düşer. Ama Sinan Oğan'ın da ben MHP'nin ciddi, yani gerçek mi diyeyim artık, MHP'lilerin oyunu kıracağını düşünüyorsunuz. Ben Sinan Oğan'ın da kıracağını düşünüyorum. Şeyin de, Demokrat Parti veya İyi Parti'nin de kırabileceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar yani kolay kolay şey vermez. Yani Sinan Oğan kırabilir ama Muharrem İnce kıramaz mı diyorsunuz? Bence kıramaz. Bence ya kıramaz. Sinan Oğan daha çok mu? Hayır, daha çok oy almak için demiyorum bakın. Yani Sinan Oğan'ın kalması, o da kalmasa şey de, onun çok fazla Millet İttifakı'ndan oy götürebileceğini 2-3 tahmin etmiyorum diyorum. Ama normal bir MHP'linin ben
Hüdapar'la aynı yerde onu bakan yapmak üzere ona oy vereceğim demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü başta da söyledi. Yani evet. MHP'den, MHP'liydi o esas itibariyle Sayın Engin. Evet, ya, uzun süre MHP'deydi yani, Sayın Engin. Yani bugüne evet. kadar. Hayır, Sinan Bey de MHP milletvekili. Yani evet. MHP milletvekili yani. Dedi ki bu cumhuriyeti yıkacağız diyor. Bu cumhuriyeti yıkmamız lazım diyor. Ne diye siz diyor andımızı okutuyorsunuz diyor. Bu diyor cumhuriyet gitmeli yerine şimdi bütün bunları söyleyen ve Gonca Kurişler, o işkence odaları, domuz bağları, o şeyler, kitap evleri bilinen bir şey. O terör eylemleri bilinen. Bugünkü konuşmalar da yani ben işte o gazeteyi getirdim. Yani bugünkü konuşmalar da farklı değil. Böyle gösterelim. Ben hep söylüyorum Sözcü gazetesinden. Ben çalışmalarımı da Sözcü Gazetesi ve internet sitesinden yapıyorum. Hep söylüyorum. Yeteri kadar bütün bilgileri buradan alabiliyorum. Cumhuriyet'in savcıları neredesiniz diyor. Hizbullahçıyız, Kılıçdaroğlu ve Akşener kimdir? Cihata hazırız, kafalarını keseriz. O meczupta evet hepimiz gördük. Evet, ne oldu? Şimdi hepimiz gördük. Ne şimdi oldu? Yani eski Hizbullah'ın eski yaptıkları değil. Bugün de zaten tabii, konuşmaya tabii. devam ediyorlar tabii, tabii. O aynı yüzden şekilde, ben evet. gerçek yani gerçek derken sakın yanlış anlaşılmasın. Yani MHP'nin ben oraya verdiği takdirde ha şunu görmezden geldi. Şaşıyorum. Mesela ben bir gün görmezden geldiğini görmedim. Osman Öcalan'ı televizyona çıkarttılar. Televizyona çıkarttılar. AKP için propaganda yaptı. Ve arkasından da geldi dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı aa dedi. Aa o terörist miydi sahiden dedi. Ben hiç bilmiyorum dedi. Ya böyle bir şey olur mu? Arandığını falan da bilmiyordum dedi. Sayın Devlet Bahçeli de ağzını bile açmadı. Şimdi burada yani ben ciddi bir %60 gibi bir oy alacaklarını düşünüyorum. Evet. Bu oyu ama Muharrem hiçbir bile olsa Muharrem Bey 2, 3, 5, 10, 15 neyse bölmeden keşke yapsa ve artık bu 14 Mayıs'a biz rahat rahat girsek bir de sandıkları siz itibara. Yanında olsaydınız arkadaşı olarak Muharrem İnce'ye kesin derdim. Kesin derdi. Çünkü siz de. Kendiniz de söylediniz. Önce Muharrem İnce'ye sempati duyanlar sonra kızmaya başladılar tabii, bu tabii, inadından tabii, tabii. sonra dediniz. Tabii tabii şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten söylüyorum birçok insan bunu söylemek adet oldu ama yani benim de tanıdığım ailem o Maltepe'deki mitinge gitti karla kışta kıyamette şeyde ama şimdi yani sadece bu altılı partiyi tercih falan değil. Artık bu bir şey 94'ü yaşamış bir toplumuz. Bir kere düşene yazık derler. Aynı çukura ikinci defa düşersek artık bize Türk milleti bunu yaşamaya layık bir milletmiş demek ki derler. O yüzden söylüyorum. Yoksa her iş düzelsin, dalgalı deniz bitsin, güzel olsun. Ondan sonra Muharrem Bey adaylığını koysun. Hiç tartışmamız yok. Ama bugün önemli bir durum. Bir de görüyorsunuz yani. Yıllardan beri süren sadece propagandasını camileri yıktılar. Bir kardeşinizi mahvettiler. Evet. Beni almadılar diyen bir politika. Başka bir şey yok. Yani o politikaya baksanız 2007'de neydi? Uçaklar uçuyordu Türkiye'de. Evet. Yani yalan mı? 2007'de uçaklar uçuyordu. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Süheyl Batum. Sayın Engin Yurt.